Evet değerli dostlar, memleketimizin her köşesi ayrı bir güzel. Yeter ki toprağımıza, yani bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkalım. Size daha önce de bildirmiş olduğum gibi Türkiye'de ve dünyada şu anda sanal bir kıtlık senaryosu oynanmakta. Bu kıtlığı bozacak olan biziz dedik. Bunu da kanıtlamak için arazilerimizi geziyoruz, çiftçilerimizle muhabbet ediyoruz. Öncelikle şu anda Türkiye'nin can damarı Çukurova'dayız. Evet. Kadirli'deyiz, Osmaniye Kadirli'deyiz ve çiftçimizle beraberiz. Önce sizi tanıyabilir miyiz hocam? Evet, ben Kerimli köyünden daha önceki muhtarım. Hı hı. İsmim Fatih Peker. Evet. Bura Akçasaz. Yaşar Kemal'in tam kitap yazdığı yer. İnce Mehmet. Maşallah. Romanını yazdığı yer. Aha. Burası. Evet. Bu köy. Buralar topraklarımız çok verimli toprak. Fakat daha önceden bilinçsiz kalsiyumlu gübreler kullanıldığı için, evet, bu topraklarımızda sürekli katman oluşmuş. Çoraklaşma var. Çoraklaşmadan ziyade katman oluşmuş. Aha. Artık sert tabakalar oluşmuş. Evet. Sert tabakalar olduğu için suyu tabana geçirmiyor. Hı. Alt tarafa inmiyor. Hı. İnmediği için yüzünde kalıyor ve mahsulü boğuyor. Evet. Ama bilinçli çiftçilerimiz artık burada çoğaldı. Onun için uygulamayı doğru yaptıkları için doğru ürün alabiliyorlar. Şimdi şöyle diyeceğim. Biz sizle tanıştığımızda bir iddiamız oldu. Dedik ki, evet, siz dedik önder çiftçisiniz. Evet. Hocam, evet, biz size bir numune gönderelim. Evet. Bu numuneyi topraklarınızda kullanın. Evet. İddiamız, evet, normal mahsulün iki katı mahsul alacağınızı iddia ettik. Evet. Ve bunu dedik uygulamalı, sizin uygulayarak, evet, bilinçli bir çiftçi olduğumuz için ve Türkiye'nin örnek bir bölgesi Çukurova'da olduğumuz için, evet, Türkiye'ye yön verecek bilgiler sizde olacağını, evet, bildiğimiz için biz sizi seçtik, evet, ve size bir numune gönderdik. Evet. Bu numuneyi aldınız, kullandınız, ne yaşadınız? Evet. Ben daha önce zirai ilaç bayi, ova tarım, sizin gönderdiğiniz grup deltalar diye aldım. Evet. Azot, fosfor, potasyum ve magnezyumlar. Evet. Ekli olarak ben bunu biberde, domateste, evet, narda, bal kabağında, mısırda denedim bunları. Evet. Yani az bir bölge de olsa denedim. Onun bir özelliği var. Organa mineral gübre diyoruz, evet, biz ona. Evet. Onu leonarditle kaplıyoruz. Evet. Onu dipnot, evet, bildireyim. Geleceğim oraya. Heh. Geleceğim oraya. Tamam. Yani bu leonardit bütün içinde magnezyumların olduğu bir gübredir. Hı hı. Fakat kalsiyumlu topraklarda kireçlenme olduğu için topraktaki sizin bize vermiş olduğunuz magnezyumları toprak alamıyor, topraktan alamıyor mahsul. Evet. Onun için bunu yukarıdan takviye yapıldığında çok harika bir işleme ürün başlıyor, elde ediyor. Tabii, toprak ürün işliyor elde çünkü. Ediyor. Çünkü toprak kabarıyor. Hı hı. Hem rümük asitle hem de granül olarak yapmış olduğunuz gübreyi, evet, ben denedim. Çok güzel bir şey. Çok harika. Hatta fazla atmışım. Hı. Yani öncekilere bakaraktan biraz fazla uyguladım. Biz üçte bir diyoruz. Evet. Normal attığınız gübrenin üçte bir oranında. Evet. Bu da ne demek? Gübreden tasarruf. Ben fazla attım. He. Ve bütün balkondaki biberlerin hepsini yaktı. He. Yani oradan gücünün çok yüksek olduğunu tespit ettim. Size biraz önce de gösterdim. Yer çamurdu. Giremedik. Hı hı. Mısırı gördünüz. Evet, yani evet, uzak da olsa gördünüz. Evet. Benim uyguladığım yer yani en az 30-40 santim. Diğer mısırdan yüksek. Diğer mısırdan yüksek. Verim olarak da bunu, evet, aynı oranda göreceksiniz zaten. Evet, hasat zaten döneminde. Zaten kendini belirliyor şimdiden. Renk olarak da ürünün beden olarak da, beden kalınlığı olarak da kendini gösteriyor. Harika bir ürün olduğuna ben kendi kanaat geldim. Yani bir zirai ilaç bayi olarak, evet, gördüm ben bunu yani. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biz aslında bir şey anlatırken hayali bir şey anlatmıyoruz. Evet. Yaptığımız tek şey toprağı tanıyoruz. Toprağın isteklerini biliyoruz. Bitkiyi tanıyoruz. Bitkinin taleplerini biliyoruz. Evet. Bu taleplere göre doğru ürünü yapıyoruz. Evet. Şu anda
Leonardit dediğimiz malzeme 3 milyon yıl önce tektonik hareketlerle toprak altında kalan evet. ağaçların fosilleridir. Evet. Bu fosilleri biz toprak altından çıkartıp evet. bunu işleyip içinde %96'ya varan organik madde var. Evet. Doğru ürünü aldığınız zaman bunu evet. işleyip bundan humik asit yapıyoruz. Bu humik asitin içerisinde ekstradan mikro elementler ekliyoruz. Evet. Yani humik fulvik. Humik toprakta evet. var olan potasyumu çözerek evet. Evet. diğer minerallere de kökün rahat almasını sağlıyor. Evet. Onun haricinde evet. Fulvik de yapraktan verdiğinizde yaprağın arka taraflarında stomalar var. Evet. Yapraktan verdiğinizde bu stomalardan alır evet. ve bitkiyle kök arasında iletişimi sağlar. Bitkinin evet. klorofilini çalıştırır. Evet. Ve meyve doluluk oranını artırır. Evet. Mesela burada 2 ise 3'e çıkartır şeyi. Evet. Başın şu koçan, koçanı. Ne olur? Verim oranı asgari %80 artar. Evet. Şimdi öyle olunca Çukurova toprakları dünyanın en verimli toprakları. Evet. Şimdi biz bize yazılan senaryoyu şurayı düzelteyim. Normal bu mısırlar yeniyle oynanmış ve tek koçandır. Evet. Eski baba dede mısırlarında ne kadar toprak küçtüyse o kadar mısır koçan doğru, çıkartır. Doğru. Onun için ben burayı düzelteyim, arkadaşlarımız yanlış anlamasınlar. Doğru söylüyorsun. Burada tek koçan var. Tamam. Şimdi bazen çift koçan çıkarır fakat büyütmez. Anladım. Büyütmez. Şimdi bu işte iştahlı olduğunu gösteriyor. Bu iştahlı olduğunu gösteriyor. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi bize yazılan bir senaryo var. Evet. Küreselciler tarafından. Evet. Yani kıtlık senaryosu. Evet. Oysa evet. insanoğlu evet. kendini bilirse, toprağını bilirse, evet. emeğini bilirse, evet. doğru şekilde doğruyu evet. doğru şekilde uygularsa kıtlık senaryolarını biz ters yüz ederiz. Evet. Bunu da Allah'ın izniyle sizin gibi önder çiftçilerle, işte Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki çiftçilerle birlik olup el ele verip yüksek mahsul elde ederek bu bize yazılan senaryoyu ters yüz edeceğiz. Allah'ın ben size şunu öneririm. Bu üretmiş olduğunuz ürünü devletin desteğiyle her çiftçimiz bir, iki dönüm, üç dönüm, beş dönüm bir yerde deneyip evet. seneye bunun şeyini görecektir. Yani uygulama sahaları evet, oluşturduk. Evet, uygulama sahasını. Hı hı. Fakat çiftçilerimiz herkesin bu işe yetişemediği için evet. Pek inanmaz. Sebebi de şudur, Türkiye'de herkes... Ben humik asit üretiyorum. Ben bunu üretiyorum. Ben bunu üretiyorum. Maalesef. Çiftçimiz bıkmış artık yani bundan. Yani merdiven altı evet. işte sadece bir kazanın evet. içinde karıştırmakla. Bundan evet bıkmış bundan. Bundan bıkmış. Onun için kendi uygulamasını kendi yaparsa devletin desteğiyle yani büyük çiftçilere versin. Ne olacak yani bir torba, iki torba, üç torba, beş torba versin ve görsün. Gördüğünde hakikaten evet. neyin ne olduğunu olacak. O zaman zaten dünyaya satarsınız siz bunu. Evet, yok satmada evet. sorunumuz yok elhamdülillah evet. ama amacımız satmaktan ziyade Türkiye'yi evet. çiftçileri doğru şekilde yönlendirmek. Evet. Yani bir sezon evet. Mücadele veriyorlar. Evet. O sezonun sonunda hasattan gerçekten evet. istedikleri neticeyi alıp ekonomik evet. olarak onlara katkı sağlamak. Evet. Tabii ki biz yapmış olduğumuz üründen sattığımız zaman karşılığını bedel olarak alıyoruz ama tek başına bizim bedel almamız değil. Hep beraber bu bedeli karşılıklı. Yani mahsule verdiğimizde mahsulden bunun mahsulün dilinden evet. Almamız lazım ve hepimiz kalkınmamız lazım. Evet. Her bu mücadeleye vermemiz lazım. Her ne kadar böyle yani gübrede olsa nasıl beslersen besle. Normalinde Cenab-ı Allah belirliyor. Hava yani. Yap. Hava ve iklim belirliyor şey bunu. Yok, hava ve iklim belirliyor. Ama ne diyor? Kulum sen diyor emek ver. Tabii ki. Tevekkül et. Tevekkül ya Allah de. Tabii ama ki. Sen mücadeleni doğru şekilde evet. verdikten sonra tevekkül edebilirsin. Evet. Aksi takdirde o tevekkül olmuyor. Evet, konuştuğumuz yani iklim normal gittiği zamanlarda bunu göreceksin. Evet. Ama bir afet olur. Çok yağmur. Ona diyecek bir şey. Yağmaz. Veyahut susuz kalmıştır. Don hastalık olur. Olmuştur, evet. Don olmuştur. Yani bunlar alternatif. Konuştuğumuz normal şartlarda evet, olabilecek. Normal şartlarda ekilen, normal hava şartlarında büyüyen mısırlar için geçerlidir. Evet. Onun için
kimse yanlış bir şey anlamasın. Ben de Enver Bey Kadir dermiş ama ben ilk defa karşılaştık. Bugün sabah misafirim oldu. Kahvaltı yaptık beraber. Ve arazileri gezdik. Için, evet, ve sizin çok, memnuniyetiniz bizi ziyadesiyle memnun etti. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü evet. Bir talep üzerine gönderdik, uyguladınız, evet. Sonuçları gördünüz. Tabii bizim bunda bir kazancımız yok. Herhangi bir kazanç amaçlı değil. Yani ben seviyorum araştırmayı. Araştırmayı sevdiğim için geldi, ürünü de uyguladım. Ve tabii sizin zamanınız kısıtlı olduğu için bir bölümüne gittik. Şimdi biz bal kabağı ektik Kozan'da. Hı hı. Üç bölgede. Evet. Bir bölgesini dolu vurdu. Sizden bir sıra gittik. Çamur olduğu için giremedik. Sonra bizim köyümüz bura, bizim evimiz. Kendi arazimiz. Buraya geldik. Sizinle bir memnuniyet yaşandı. Evet. Arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğum bilgiler dolayı değerli hocam teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek zamanda Çukurova, Kadirli tüm bölgemizde güzel çalışmalara imza atacağız. İnşallah. Ve bu bölgelerin kalkınması, çiftçilerimizin kalkınması bizi memnun eder, ülkemizi memnun eder. Ve bu bize yazılan senaryoları, yani kıtlık senaryolarını biz çiftçilerimizle el ele verip, tabii ki şu anda bir kriz var. Ne var? Evet. Mazot pahalı, gübre pahalı, ondan sonra emek pahalı. Ama mücadele edilirse bunlar aşılmayacak şeyler değil. Ben şunu söylüyorum. Gübre pahalı diyoruz mesela. Bizim vermiş olduğumuz reçeteyi uyguladığı zaman çiftçi gübreyi 1/3 oranında tarlayı da tamir etmiş olacak. Kullanacak. 1/3. Ne oldu? Evet. Gübreden tasarruf yaptık. 2. Sulama olayında sulamayı normalde aralıklarını uzatacak. Evet. Yani şu tarlayı 3 günde bir suluyorsa 10 günde bir sulayacak. Evet. Bu neden? Humic asitin kendi ağırlığının 20 katı su tutma kapasitesi olduğu için toprakta vermiş olduğun suyu absorbe ediyor, bağlıyor ve güneş doğduğunda kökü nemli tutuyor. Evet. Aynı zamanda organik değeri yüksek olduğu için organik değeri olmayan toprak işlemez. Evet. Organik değeri yüksek olduğu için toprağın işlemesini hızlandırıyor, potasyumu çözüyor ve toprakta var olan makro ve mikro elementleri doğru şekilde kök tarafından alıp köklenmeyi hızlandırıyor. Köklenme güçlü olunca doğal olarak bitkinin gelişimi de hızlı oluyor. Yani işin anatomisi bu. Evet. Bunu doğru şekilde biz çiftçilerimize anlattığımızda sulamadan tasarruf, gübreden tasarruf, emekten tasarruf, bunların üst üste koydum ve gelirden artış. Evet. Şimdi tasarruf ettin, gelirden artış sağladın. Ne oldu? Evet. Sonuç aldın. Doğru. Ve o zaman çiftçi mutlu olur, çiftçi mutlu olursa ülke mutlu olur, ülke mutlu olursa hepimiz feraha erişiriz. Zaten ben daha önce de hep böyle söylüyordum. Diyordum ki, yani bu Elbistan'daki bu Leonard işleyip bir fabrikaya dönüşse, yani herhalde şöyle tahmin ediyorum, doğru mu bilmiyorum. Yani çok büyük bir rezerv var burada. Çok. Yani Türkiye'ye, biz bunun Türkiye'ye yani 50 defa yetecek. Bunun bir raporlamasını yaptık. Evet. Bakanlığımıza da, Tarım Bakanlığımıza da sunduk. Evet. Yaptığımız ARGE çalışmasında, oradaki yaptığımız çalışmada rezervin 4.8 milyar ton olduğunu ispatladık. Ve bununla ilgili raporlama hazırlandı. Tarım Bakanlığı'na verildi. Tarım Bakanlığı'na ayrıca dedik ki bu tarım ürünü olarak yasalaşsın. Onu da raporladılar. Sağ olsun Tarım Bakanlığımız. Evet. Şu anda bu ürünümüz daha önce %18 KDV alınırken şimdi %0. Evet. Yani KDV'yi sıfırlattırdılar. Çok güzel. Ve çiftçiye organik gübre olarak verilmesine karar çıkıyor torba yasayla. Evet. Ve çiftçilere bu önce algılamaları için bizim önderliğimizde bölge bölge gezerek insanlarımızı aydınlatıp işte şey bölgeler uygulama sahaları oluşturup insanlara gösterip yapılan çalışmaları ve çiftçilerimizin doğrudan bunu alımını sağlayıp devlet de bunlara destekleme verecek. Organik gübre kullandığı için. Bunda da mücadelemiz devam ediyor. İnşallah yakın tarihte Türkiye'de tüm çiftçilerimize ürünümüz ulaşmış olacak. Bu sayede de tüm çiftçilerimiz gerçek istediği kaliteli verime kavuşmuş olacak. Evet. Hocam size vermiş olduğumuz bilgiden dolayı bizi kırmayıp uygulama yaptığınız için
Hasreten teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Allah sizin gibi çiftçilerden razı olsun. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Emel Bey, çok sağ olun. Çok